Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında Beşiktaş'la anlaşan Delali'nin profiliyle karşınızdayız. Dilimiz döndüğünce bu profili inceleyip futbol Manager'da neler yapabiliriz veya nasıl bir oyuncu bizi bekliyor bunu anlatmaya çalışacağım. Burada bir sezonluk yine simüle edilmiş profilini görüyoruz ve oyuncu şu an 26 yaşında. Aslında Delali'yi pek çoğumuz biliyoruz Tottenham dönemlerinden ve çok daha iyi profillere sahipti. Özellikle geçen sene yani FM21'den FM22'ye geçerken de oyuncunun profilinde yine düşüşler mevcuttu. Ve şu anki mevcut profili de karşımızda. Yani 2 sene 3 sene önceki profiliyle kıyaslanamayacak bir profil tabi. Ama mental olarak düşüşler yaşadı. Tottenham'dan Everton'a gitti. Şöyle geçmişinden de bakalım biraz. Özel bir oyuncu olduğu için direkt profille başlamadık. Evet, Tottenham'dan Everton'a geçti. Orada da çok fazla hani ne derler bekleneni veremedi. Benim sevdiğim oyunculardan birisiydi Delali Tottenham dönemlerinde ama tabii artık biraz daha gözden düşmüş bir oyuncuydu. Çünkü bu tarz bir oyuncuyu bu yaşlarda Türkiye'ye getirmek çok zordur. İmkansıza yakındır. Hani 30'undan sonra genellikle bu tarz oyuncular gelir ama Delerlin'in profilindeki daha doğrusu oyuncunun kendindeki düşüşten dolayı da bu yaşlarda ülkemize geldi. Umarım tekrar toparlanır ve iyi performans gösterir diye dilekte bulunuyorum Beşiktaş formasıyla. Şimdi oyuncunun profiline gelelim ve Neler bizi bekliyor ona bakalım. Oyuncunun atletik yapısının çok iyi olmadığını görüyoruz. Hızlanma 10, 11, hız 12, çevikli konuş Yani e, merkez orta sahaya da forvet arkasında oynatabileceğimiz atletik yapıya sahip kanatlarda e, oynatabileceğimizi düşünmüyorum ben açıkçası. Hız e, olayına takıntılı bir insanım. Belki kanatta ofansif oyun kurucu olarak kullanabiliriz, hani kanat oyun kurucu olarak ya da ama e, kanat oyuncusu ya da kanat forvet tarzı bir rolde kullanılacağını düşünüyorum ben dayanıklılık ve vücut zindeliği elit seviyede. Çok daha zor bir ligden geliyor. Hani fiziksel anlamda çok daha zorlayıcı bir ligden geldiği için fiziksel olarak gayet şeyini korumuş. Ne derler hani o altyapıyı orada aldığı için dayanıklılık 16, vücut zindeliği 18. Çok çabuk fiziksel olarak toparlanabiliyor. Sakatlıktan dönüşlerde antrenman yapmadığı durumlarda bile maç kondisyonunu çok fazla kaybetmiyor. Dayanıklılıkta da gayet iyi. Denge 13, zıplama 12. Kafa vuruşu 12 boy 1.88 oldukça uzun boylu bir oyuncu aslında. Zıplama ve kafa vuruşu da fena değil. Yani daha önceki videolarda da söylemiştim, yine yeri gelmişken söyleyeyim. Yani 1.70 boyundaki bir oyuncunun zıplaması 18 diye Delaliden çok daha yüksek zıplayacak anlamına gelmiyor bu. Boy 1.88 olan oyuncunun boy avantajını her zaman daha ön plana çıkardığını hatırlatmak istiyorum. Ama tabii tam kıyas nedir? Öyle bir tablo var mı? Bunu ben de bilmiyorum. Yani 1.77'lik bir oyuncunun kaç zıplamaya sahip olursa 1.88'lik işte oyuncunun zıplamasından daha yükseğe çıkar diye bir tablo var mı bilmiyorum ben. Fiziksel olarak e, dayanıklı bir oyuncu. Ayakları yere çok sağlam basmasa da fena değil. Ligimizi kaldırır. E, atletik yapısı biraz e, düşük. Oynatacağımız role göre de atletik yapısının etkilerini görebiliriz. Ama bir eksiklik olduğunu görmüyorum kanatta kullanmayacaksak. Zihinsel özelliklerine gelelim. En fazla düşüş yaşayan özellikleri zaten burada. Ee, özel yetenek ve soğukkanlılık elit seviyede hala çok iyi kaldığını görüyoruz o özelliklerinin. Agresiflik, cesaret, çalışkanlık, karar alma ve kararlılık 12. Sanki böyle direkt profil hazırlanırken işte şunlardan da birer ikişer puan düşüreyim deyip hepsi 12 seviyelerine getirilmiş bariz belli. Yani bu profil düzenlemesi yapılırken sanki biraz böyle bazı şeyler direkt ortalama seviyeye çekilmiş konsantrasyon 11 liderlik 8 çok ihtiyacımız yok ön sezi 15 bu gayet iyi ee, özellikle dönen topları toplama konusunda falan ön sezinin e, yeri çok önemli rakip e, ceza sahası içerisinde de çok etkili bir şeydir bu ön sezi yani hem birinci hem 3. bölgede çok etkin kullanabileceğimiz özelliklerden birisi pozisyon alma çok iyi değil ama ön alanda oynatacağımız bir oyuncu için fena sayılmayacağını söyleyebilirim 11 yani e, iyi bir rakam aslında bu tarzda bir oyuncu için. Takım oyunu 13, topsuz alan 13, vizyon 15, vizyondan hemen pasa atladık 14, teknik 16, ilk kontrol 14. Halen oyun kurma becerisinin iyi olduğunu görüyoruz. Ligimizi de çok rahat kaldıracak seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bitiricilik 15 çok iyi. link 14 ilk kontrol 14 kafa vuruşundan bahsettik. Orta yapma 12 penaltı kullanma 15. ama e, serbest vuruşlar falan, kornerler çok iyi değil ama penaltı kullanma 15. Burada tabii şuna da değinmek istiyorum. Penaltı kullanma 15, bitiricilik 15, soğukkanlılık 16. Bu üçü birleşince e, penaltı konusunda oldukça güçlü bir oyuncunun sahada olduğunu görüyoruz. Uzaktan şut 11, bu da hiç fena değil. Top kapma 11. Markajon gerçekten ön alanda oynatacağımız bir oyuncu için fena değerler değil bunlar. korner e, 8, Markajon serbest vuruş 10 uzun taç o buradan ihtiyacımız olan tek şey e, ne olabilirdi belki hiçbir şey ihtiyacımız olmaz ya. Yani düşük teknik özelliklerindeki düşük özelliklere baktığım şimdi hiçbirisine ihtiyacımız yok. Olmasa da olur. Yani Delali e, çok yönlülüğü de olan bir oyuncu. Forvette kullanabiliriz. Yani yardımcı forvet destek olarak Delali'yi kullanabiliriz. Benim gözümde şu an direkt o canlandı. Çünkü ayağını çok düzgün kullanabiliyor. Tam çok güçlü, böyle ayakları yeri çok sağlam basan bir oyuncu değil ama ihtiyacımız olan zihinsel ve teknik özellikleri ligimizde iş yapabilecek seviyede ve ben gerçekten Delali'nin çift forvet kullanan arkadaşların yardımcı forvet destek olarak kullanmasını tavsiye ederim. Acayip verim alırsınız. Bir de kanatta ya da işte orta sahada tam onun arkasına denk gelecek veya işte kanadına denk gelecek oyuncuyu da yani Delali yardımcı forvet destek yaptınız. Onun kanadına veya orta sahada onun hemen arkasına gelecek oyuncuyu da hücum rolü verirseniz Delalinin açtığı boşlukları dolduracak ve boş pozisyonlarda çok rahat skor elde edecektir. Eee forvette yardımcı forvet, sahte forvet geldi aklıma ama biraz daha böyle hareketli bir oyuncu olması lazım bence. Yardımcı forvet destek epey verim alınabilecek bir rol olmadı. Forvet arkasında ofansif orta sağ diyor. Ofansif oyun kurucu olarak da kullanılabilir bence. Gizli forvet de olabilir ama biraz daha hareketlilik isteyen roller olduğu için çok fazla sırıtır bazı durumlarda. Ama yani şunu söyleyeyim. Delali gibi bir oyuncu varsa e, yani orta sahada oyun kurucu başlatıp bir anda çift forvete dönüp Delali'yi ikinci forvet yapabilirsiniz. Hani Delali öyle bir oyuncu. E, biraz daha hava toplarına hakim olsa var. Pivot santrafor olarak da kullanırsınız. Hani biraz daha güçlü falan olsa. Çünkü hani onları da yapabilecek seviyede bir oyuncu sizin aklınızda ne bilirdi bilmiyorum. şurada defansif oyun kurucuyu merak ettim. Savunma olarak çünkü pozisyon alma top kapma da fena değil. Bir oyun kurucu gözünden bakarsak karar alma biraz düşük gibi kalıyor oyun kurucu rolünde. Yani ligimizde her pozisyonda hani oyun kurucu, yardımcı, forvet bu tarz şeyleri düşündüğümüzde evet eksik kalan bazı özellikleri var. Ama ben halen iş yapabileceğini düşünüyorum. Tabi tam profil bu şekilde midir ona da bir şey diyemeyeceğim. Çünkü bu zihinsel özellikleri sanki direkt dur şunları biraz tıraşlayayım modunda yapılmış gibi geliyor bana ama bunu oyuncu burada geldiğinde ve izlediğimizde ben daha net göreceğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncuydu. Son dönemlerde çok büyük düşüşler yaşadı. Ligimizde ne yapacak profili ona göre düzenlenir mi bilmiyorum ama şu anki profiliyle de bence çok rahat Kadrolarda kullanabileceğimiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir özellikleri devam edelim. 188 boy var. Sol ayağı kuvvetli sayılır. Sağ ayağı çok kuvvetli. Her iki ayağında kullanma becerisi olan bir oyuncu. Bu da sahada artı bir yazar. Kişilik dengeli. Medya gözünde ofansif orta sağ medya karşı tutumu. Sağ duyulu. Oyun karakteristikleri boş alanlara koşu yapar. Fırsat buldukça hücuma katılır. Sık sık bitirici. ara paslar dener toplara plese vurur, rakip oyuncularla didişir, verkaç yapar, baskı altındayken rakiplerden sıyrılmaya çalışır, bireysel yeteneğini kullanır. Sık sık topla beraber koşar. Allah bu ne kadar çok oyun karakteristiği var. Yani şu en altta da bir şey var ama topla sol kanatta buluşan bir oyuncunun içeriği zorlayıp ceza sahasına evet. Yani bu da diyor ki sol kanattan içe kat eder. Oyun karakteristiği de var burada. Gözükmüyor ama böyle bir karakteristik daha var. Ee, hani inceleme yaptığım oyuncular içerisinde en fazla oyun karakterisine sahip oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ya burada gördüğümüz oyun karakteristikleri oyuncuları çok özel bir oyuncu yapmaz ama oyun karakteristikleriyle oyuncunun özellikleri uyumluysa oyuncuya artı bir yapar. İşte fırsat buldukça hücuma katılır. Hücum gücü yüksek bir oyuncu. Sık sık bitirici ara paslar dener. Pas 14, vizyon 15. Tamam mı? Atar bu adam dersin. Toplara pres, toplara plase vurur. İşte teknik iyi. Uzaktan şut da e, fena değil. Tamam aslında bu biraz daha teknikle alakalı bir şey. Ver kaç yapar bu çok önemli. Baskı altındayken rakiplerden sıyrılmaya çalışır. Adam eksiltmeye çalışır diyorsun. Özel yetenek 17. Dripling var. Çeviklik de fena değil. Yani gibi gibi üstüne ekleyebilirsiniz. Raporlarına göz atalım. Çoğu Süper Lig takımı için yıldız bir isim. E, taraftarlar bu oyuncuyu çok sevmiş bir sezonda. Beklenmedik hareketler yapması sayesinde adam geçme yeteneği üst düzeyde. Birkaç mevki verimli olabiliyor. Milli takım tecrübesi oldukça fazlaymış. E, kaç maç var? 37 maç. Tabi son dönemlerde biraz uzak kaldı formadan. Son 3 ayda futbolunda gözle görülür bir gelişme göstermiş. E, potansiyel e, yani gelişim göstermesi zor gibi duruyor. Dengeli ve normal bir karakteri var. İşte bizim en sevdiğimiz özellikler raporlarda. Büyük maçlarda oynamayı seviyor ve sürekliliği olan istikrarlı bir oyuncu. İyi dengesi ve sahip olduğu yeteneği onu oldukça becerikli bir oyuncu yapıyor. Yani denge 13 çok iyi değil aslında denge ama e, rakam olarak e, 20 maksimum değerin 20 olduğunu düşündüğümüzde 13 ortalamanın üstünde bir değer. E tabi bu da özel yetenek mükemmel değere yakın olunca ortalaması iyi oluyor. Son zamanlarda gayet iyi performans sergilemiş. Son 5 maçta 2 gol 2 asistik performansı var. Yaratıcı bir oyuncu olarak biliniyormuş. Yabancı kuralından bahsediyor olumsuz olarak. E, sinirin hakim olamaması yüzünden biraz çirkeflik var e, Ali takım içerisinde diğerlerinden uzak kalmayı tercih etmeyi meyilli silik bir yapıya sahip olduğu söyleniyor son olarak raporlarda. Geçmişine göz atalım. MK Dons'tan kariyer yolculuğuna başlıyor. Tottenham'a gelmiş 7 milyon euroya. İyi bir yatırım. aslında Tottenham'da çok iyi olduğu dönemler vardı gerçekten ama problemler yaşadı ve Everton'a geçti. Everton'da da çok iyi gitti. söylenemez ve daha sonra da Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Özel bir oyuncu eğer geçmişine dönerse bence harika e, dokunuş olacaktır. her ki e, hem kulüp için hem oyuncu için harika olacaktır. Gizli özelliklerine göz atalım. 146 mevcut yetenek, 160 potansiyel yeteneği varmış. E, uyum biraz düşük gösteriyor 11. Hırs 14, aidiyet uykusu 14. Baskıya dayanıklılık fena değil. Profesyonellik gayet iyi 14. Tartışma çok şey değilmiş öyle yüksek değilmiş. Süreklilik 13. Çirkeplik 14 evet kırmızı kart görebilir. Sağ içinde milleti darlar yani. Çok yönlülük 16. Önemli maç formu da 13. İyi özelliklere de sahip. Ya ben verim alacağımızı düşünüyorum bu oyuncudan. Milli takıma geri kazandırabilir miyiz? Bu çok zor gibi gözüküyor ama. Herhalde yani kariyer yaparken Delali'yi milli takıma geri döndürebilmek. Oyun içerisinde o milli takım kadrosuna katılmasını sağlayabilmek. Çok acayip bir başarım olurdu diye düşünüyorum ben Şurada istatistiklerine bakalım neler yapmış 42 maçta 11'de başlamış 14 gol 6 asistlik performans sergilemiş Şampiyonlar liginde de bir asisti var 5 maç oynamış 15-59 Gol beklentisine 14 gol atmış biraz az gibi ama 4 penaltı kullanmış e, Tabi penaltılar gol beklentileri yüksek olduğu için burayı biraz şişirmiş 4 penaltı kullanmış 4'ü de Golle sonuçlanmış 6 kez maçın adamı Seçilmiş iyi rakam. 7.36 ortalama puanı var. Gerçekten hani e, oyuncu incelemelerinde özellikle de şeyi göz önünde bulundurursanız simüle ettiğiniz oyunlarda 7.36 ortalama puan gayet iyi. %73 top kazanma başarısı var. %87 başarılı pas var. %41'de isabetli şut oranı varmış. 90 dakika başına 1.24 kaleye bulan şutu var. E başarılı link girişimi 1.73. link yapmaktan da çekinmemiş. 90 dakika başına 38.02 isabetli pası var. 1.68 kendisine yapılan faal var. Başarılı topa müdahale 1.26. Yani burada savunma yönüyle de biraz böyle görüyoruz kendisini. Faul de 1.43 yaptığı faulle kendisine yapılan fauli karşılaştırdığımızda rakiplerin biraz daha onu durdurmaya yönelik oynadığını Görüyoruz bana ben e, dela, şöyle formda bakalım nasıl oynatmış ters ayaklı kanat oyuncusu olarak kullanılmış burada son 6 maçını görüyoruz evet son 6 maçta ters ayaklı kanat oyuncusu olarak kullanıldığını görüyoruz yani sol açıkta ters ayaklı kanat olarak tercih edilmiş evet şöyle tercih edilmiş İşte o atletizmi falan biraz daha olsa çok daha başka bir e, performans sergileyebilirdi diye düşünüyorum ama size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Delali'den e, acayip verim alırız diye düşünüyorum. Oyuncuyla alakalı düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.